Gizem Hanım merhabalar diyelim. Nasılsınız ilk önce? İyiyim valla, özledim ya insan görmeyi, böyle dolaşmayı. O yüzden çok keyifliyim şu an, yurt dışında gibi hissediyorum kendimi. Ama aslında turist biziz, siz yerlisi oldunuz artık, evet. Çeşme'nin. Evet. İlk öncelikle Çeşme hayatı, İstanbul'dan sıkılıp Çeşme'ye yerleşmenizi birazcık konuşmak istiyorum efendim, ama nasıl oldu bu? Karar almanız zor oldu mu? Şöyle, eşim zaten İzmirli olduğu için o da hani biliyorsunuzdur mekanlardan falan. İsim dolayı verebiliyor musunuz? Tamam, işte Kasada Costa'yı kurduktan sonra İzmir'de yaşamaya başladık ve siz bırakın tamam. Bu arada yemekleriniz de geldi ama kusura bakmayın. Evet. Yemek arası böldük sizi. Evet, olsun. Siz de özlediniz çalışmayı, biz de özledik böyle konuşmayı gerçekten ya böyle. Yani İzmir'de yaşıyoruz, evet. Az önce de arkadaş hatta çekti, o da aynı şeyi söyledi. Çok olmuyorsunuz, yeni yeni geliyorsunuz bu taraflara diye. Çok komik yani. İstanbul'da yaşarken Çeşme'ye, İzmir'e, Alaçatı'ya daha çok geliyordum. Şimdi İzmir'de yaşayınca çok böyle bu taraflara gelmiyorsun yani. O yüzden bugün benim için de böyle bir şey oldu. Pandemi de aslında sizin için bir nebze dinlenme gibi oldu ama Çeşme'de çok fazla da hissetmediniz aslında. Evet, evet. Yani daha doğrusu ben zaten yeni döndüm, barajdaydım projede. Aralık'ta gittim işte, daha yeni döndüm. Benim zaten pandemiyi çalışarak geçirmiş oldum ve aslında büyük şans çünkü hiç fark etmedim. Hatta set çok daha rahat oldu pandemi olunca, trafik yok, mekanlar boş falan. Ama tabii çok özlemişim yani. Kemal Bey hep burada oluyor ama sizi böyle yalnız gönderdiği zaman aklı kalıyor mu? Ya da neden gittin diyor mu size? Yok ama tabii ki de sıkılıyor. Yani özlüyoruz. Zor oluyor yani İzmir, İstanbul. İzmir'de yaşayıp İstanbul'da çalışmak. Ama bir yandan da keyifli yani. Değişiklik çünkü. Hiç sektörü bırakmayı düşündünüz mü? Veya Kemal Bey'den bu tarz bir teklif geldi mi? Artık bırak, beraber artık keyfimizi sürelim dediniz. Yok, hiç öyle bir şey demedi. Çünkü bıraksam ben sıkıntıdan kafayı yerim. O yüzden yok. Benim sürekli bir şey yapıyor olmam lazım. Yani sürekli bir şey üretmem lazım. Ara sıra böyle acaba başka bir işte ne bileyim marka kursam, bir şeyler yapsam mı falan diye düşünüyorum ama oyunculuğu çok fazla seviyorum şu an, hiç öyle bir fikrim yok. Gizem Karaca bir marka kursa nasıl bir marka kurardı? Ne üzerine kurardı? Yani? Ne üzerine kurardım? Valla ne olabilir? Böyle daha doğal. Şimdi seramikle çok uğraşıyorum. Belki seramik olabilir. Böyle bir işte o tonlarda. Olabilir yani. Yeni açtığınız mekanda sizin de parmağınız dokundu mu? Özellikle seramiklerle. Tabii ki. Seramiklerde dokunmadı ama her zaman mekanın işte dekoruydu falan, böyle bir fikir alışverişi oluyor. Orası da çok güzel oldu. Görmenizi isterim yani. Mutlaka bir günde aslında orada ziyaret etmek istiyoruz olur, siz efendim. Olur, buyurun gelin. Hemen şunu da sormak istiyorum. Gazetelerde boy boy çıktı. Duru güzelliğiniz çok konuşuldu. Teşekkür ederim. Bunun için özel bir çabanız var mı? Ya da makyajdan mı kaçınıyorsunuz? Ya makyaj yapıyorum mesela, şu an makyaj yaptım ama benim makyajım da hep çok hafif yani. Hani öyle çok ürüne boğmayı sevmiyorum yüzümü. Zaten nefes alamıyor. Biraz da cilt problemim var. Ne sürersem süreyim alerji yapıyor. Ama yani çoğunlukla dışarıda olmadığım, özel bir gün olmadığı sürece hep yani makyajsız geziyorum. Muhtemelen o hani, çünkü makyaj hakikaten bozuyor bir süre sonra biliyor musun? Cildi. Öyle ya. Onun için özellikle... ne konuşuyorum ya falan. Bilgimden mi dolayı yoksa? Bir rimel sürçük. Bir baktım karşımda. Anlıyorum galiba birazcık. Anlarsın da. Tabii canım, duyuyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur. Öyle yani, teşekkür ederim iltifatın için. Ne demek efendim? Pembe elbiseniz çok hoş. Pembe elbise, değil mi, ama çok güzeldi evet, o ya. Güzel. Özellikle ayak değil mi? Ya bir de ya arkadaşım, orada yazmışım 48 numara. Biliyorum onun öyle orada çıktığını. Onun için yazıyorum. Allah'ım, sonra bir de işin komiği, ayakkabı aldığım bir marka var. Onları arayıp 48 numara gerçekten var mı falan diye sormuş, soran olmuş falan böyle. O yazıyı okuyunca neler hissettiniz? Ya da Kemal Bey'le görünce neler konuştunuz? Değil mi? Kemal'in ayağı 46 bu arada. Hani o da o 48 oldu. Ya yok ya, komik yani tabii. Bazen sadece hani haber olsun diye bir şeyler yapılıyor. Yani daha güzel haberi değeri olabilen şeyleri keşke biraz daha yapsalar ama ne bileyim işte öyle. Hep işten konuşuyorsunuz ama özel hayatınızda da hiçbir çocuk özlemi var mı? Ya yani özellikle Kemal Bey'in çok istediğini biliyoruz. Evet evet, o çok istiyor. Ben de istiyorum ama şu anda zamanı değil gibi hissediyoruz ya. Hani birazcık bu sene çünkü özellikle hani iş güç yani çok fena bir
biliyorsunuz biz yine çalışabildik ama restoranlar toplamda bir sene içinde 32 gün açık kalabildi ve büyük zarar. Şimdi bu sene işte hem onun tekrar toparlanması hem benim birazcık daha oynamak istediğim, birkaç yapmak istediğim bir şeyler var. Ondan sonra sakin, güzel bir zamanda olur yani. Hani kaçtığım, asla olmaz dediğim bir şey değil ama tamamen hazır olduğunda. İşler hiçbir zaman bitmez ama sizin kafanızda mutlaka bir planlama da vardır. 3-5 sene mi diyelim, 1-2 sene mi diyelim? Çünkü ha, ben şimdi burada sene vereceğim. Ondan sonra bunun manşeti 3 sene sonra çocuk bekliyor olacak. Hadi yer miyim hayatta? İnşallah her şeyin güzel zamanında, klasik bir şekilde, böyle klişe bir cümle ama sağlıklı zamanında olsun yani. Enişte çalışıyor, siz geziyorsunuz. Evet. Birazdan buradan yanına gideceğim Çeşme'ye. Çeşme. Orası da açıldı, evet, mis gibi oldu. Öyle yani. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de görüşmek üzere. Buyurun. Çok oturuna.